بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmağını bizlərgə farz qılğan Allah Taala'ya hamd və sənalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Azizlar, Allohga sonsiz sanoqsiz hamdlar, sanolar, shukrlar bo'lsinki, siz bilan bizni mu'min bo'lishimizni, musulmon bo'lishimizni nasib etdi. Siz bilan biz ojiz bandalarga farz qilgan ibodatlarini ado etishimizni nasib etdi. Buyuk Ramazon oyining ro'zasini tutmoqni nasib etdi. Bu ayını keçelerde beydar olup ibadet kılış baktığını müyesser kıldı. Taravih namazları da katlaşıp katma Kur'anlarını kılışımızın imkanını verdi. Bunların hepsi büyük bakt, ürken saadet, hiç başka bir bendege nasip kımaydıgan büyük ilahi inam saflanadı. Bunların üstüne marifi sohbetler otkızıp dinimiz, diyanetimiz, shariatimiz, ibodatimiz, qalbimizni poklashimiz ma'nolarini o'rganishga sharoit bo'lishi ham biz uchun katta ne'mat, buyuk baxt, ulkan saodatdir. Hammalaringizga ma'lum, bu yilgi turkum suhbatlarimizni, Ramazon oyidagi suhbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomlaganmiz. Albatta, qalblarni orom topishi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qalblarni orom topishi uchun Alloh imkon berishi kerak. Qalblarni Allohning zikri bilan orom topishi uchun banda urinishi kerak, harakat qilishi kerak. Bandaligini yuzaga chiqarishi kerak. Robbisini, robligini tan olishi kerak. Alloh subhanahu va taolo yaratgan mavjudotlar ichida faqat insongina shu qobiliyatga ega, shu baxtga ega. Allohning zikr qilib, zikridan o'zini qalbi orom topadigan, huzur qiladigan, halovat qiladigan, qurbat hosil bo'ladigan zot inson zoti xolos. Inson zotidan boshqa olamlarga nazar solaylik. Hayvonot olami. Hayvonot olami deyarli inson olamiga jismonan o'xshaydi. Hayvonotda hammasida tana bor, suyak bor, go'sht bor, pay bor, yog' bor, ko'z, quloq, burun bor, qo'l, oyoq bor, jinsiy a'zosi bor, qorni bor. Ozuqa yeydi, suv ichadi, jinsiy hojatini qondiradi. Insondagi bor narsalar. Lekin nimaga u hayvon bo'lib qolgan? Qalbi yo'qligi uchun. Aqli yo'qligi uchun. Faqat uni harakatga keltirib turgan narsa nafsi bo'lganligi uchun. Hayvonda nafs bor xolos. Nafsi nimani tushsa, to'xtamay shuni qilaveradi. O'ziga taom bo'lgan narsani ko'rsa, yeyveradi. To'xtamay yeydi. Kuchliroq kuchsizini og'zidan tortib olib yeydi. Go'sht yeydigan hayvonlar o'zidan boshqa hayvonlarni qirib, tishlab, bo'g'ib yeydi. O't o'lan yeydiganlari shu, birini biridan og'zidan tortib ketaveradi. Jins ham shu. Ular nafsini amriga binoan, nafsini kuyiga tushib, nima qilishadi? Harakat qilishadi. Ular harakatini tartibga sola olmaydi, Allohga ibodat qila olmaydi, bizga o'xshagan zikr qila olmaydi, boshqani qila olmaydi. Lekin Alloh ularni yaratishda shu faqat nafsdan iborat qilib yaratgani uchun, aql bermagani uchun,
kalp vermeganligi uchun ularni so'roq savolga tutmaydi. Ular lekin shu bilan birga o'ziga yuklatilgan vazifani bajaradi. Hayvonlarga nima vazifa yuklatilgan bo'lsa, bajarishadi. Go'sht bo'lish kerak bo'lgan go'sht bo'ladi. Terisidan foydalanish kerak bo'lgan terisini beradi va boshqa hamma insonning foydasiga xizmat qiladi. Ana endi yana bir mahluqotlari Allohning farishtalar bor. Ularda jism yo'q. Ruhoniyatdan iborat. Ularda nafs yo'q. Ularning qorni ochmaydi, ovqat yemaydi. Chanqamaydi, choy suv ichmaydi. Jinsga hojati yo'q, bola ko'rmaydi, er-xotin bo'lmaydi. Umuman shahvat hech narsa yo'q. Faqat ruhdan, ruhoniyatdan, aqldan iborat. Alloh nima buyursa, shuni bajarishadi. Shuning uchun ular ham insoniyatni bir tarafi bor, yarimi yo'q. Ana ularni holatlari o'ziga yarasha. Inson esa shu ikki xususiyatni o'zida birlashtirgan. Tanasi hayvonning xususiyatlari tomon tortadi, ruhi, qalbi, farishta tarafga tortadi. Ruhoniyatga tortadi. Ana o'sha narsani inson to'g'ri yo'lga qo'ysa, Allohni aytganini qilib, o'zotga iymon keltirib, ibodatini qilib, nafsini yengib, ruhoniyatini ko'tarib, qalbini poklab, ibodat bilan, to'at bilan, zikr bilan qalbini munavvar qilib o'tsa, farishtadan yaxshi bo'ladi. Chunki farishta shundoq o'zi qilishi kerak bo'lgan narsani qiladi, bir narsani u yeymaydi, kurash. Nafsi yo'q. Inson ana Allohni aytganini qilaman deb havoyi nafsi bilan kurashadi. Shayton bilan kurashadi. Ikkovini yengadi, qahr qiladi, pastga uradi, insonligini yuqoriga chiqaradi. Shuning uchun farishtadan afzal bo'ladi. Ana shu farishtadan afzal bo'lishi uchun Allohni zikrdan qalbi orom topishi uchun inson dinni tutishi kerak. Alloh o'zi shuni iroda qilgan. Alloh inson zotini o'zi yaratgan narsalarini gultoji qilgan. Eng aziz, eng mukarram qilgan. O'zining yer yuzidagi o'rinbosari qilgan. Inson shunday ulug'. Ulug'ligi haligida. Ulug'ligi Allohga iymon keltirish qobiliyati borligida. Allohni aytganini tutish, o'shunda yurish qobiliyati borligidan shuni qilishida. Hayvonlik hirsini yengib, nafsini yengib, shaytonni yengib, farishta qiladigan ishni qilgani uchun farishtadan ustun bo'ladi. Alloh bu dunyoni, butun borliqni, nima mavjudot bo'lsa, insonga beminnat xizmat qiladigan qilib qo'ygan. Bu insonning azizligini bir tarafidir. Dunyoda nima bo'lsa, o'zi bilgan, bilmagan holatda insonni baxti uchun, saodati uchun beminnat xizmat qiladi. Jonsiz narsalar olami ham, o'simliklar olami ham, hayvonotlar olami ham, kattasidan kichigigacha hammasi insonga beminnat xizmat qiladi. Yer insonni ko'tarib yuradi. O'simliklar olami insonga ham ozuqa bo'ladi, ham havoni tozalab beradi. Quyosh ham ziyo sochadi, ham issiqlik beradi. Oyni o'ziga biriktirilgan vazifa bor, uni bajaradi. Yulduzlarni o'ziga biriktirilgan vazifalari bor, insonning foydasiga ularni bajaradi. Kichkina qurt qumursqalarga ham topshiriq berilgan, ular ham insonning foydasiga ishlaydi. Hammasi shu. Ana bular ishlab turibdi. Inson inson bo'lib turibdi. Lekin o'sha inson haqiqiy inson bo'lib to'la to'kis Allohni bergan baxtidan foydalanishi uchun tabiat nizomini, tabiat tizimini o'ziga foydaga, demak, yuritib qo'ygan Allohga ibodat qilish kerak. Alloh insoniyatni baxti uchun ikkita tizimni ishga solgan. Birinchisi tabiat tizimi, ikkinchisi shariat tizimi. O'sha tabiat tizimidan to'g'ri foydalanish uchun shariat kerak.
Tabiat tizimidan inson o'zini to'g'ri tutib yurish uchun shariat kerak. O'ziga o'xshagan insoniyatga muomalani shariat orqali qilish kerak. Ana shu inson o'zini yaratgan xoliqiga odobini, ibodatini qanday qilishini shariat ko'rsatadi. Ana o'sha narsani biz yaxshi anglab yetishimiz kerak. Shariat esa asosan insonni qalbini tarbiyalaydi. Insonda haligi aytganimizdek hayvoniy sifat bor, havoyi nafs bor. Insonni yomonlikka boshlovchi, insondagi yomon hislatlarni nisbat berish uchun nafs deydi. Nafsini ko'yiga tushibdi-da. Mani nafsim balodir, o'tdan suvga salodir. Odamlarning gapida o'zi ifodasi bor. Nafs doim insonni hayvonlik sifatga boshlab turadi. Gunoh qilishga chorlab turadi. Jismini, demak, ehtiyoji shunga qondiradi. Bu to'ymaydigan narsa. Nafsiga berilgan inson ana Robbisini unutib, hayvonlik sifatlari ziyoda bo'lib ketadi. Ana endi o'sha insonni nafsini jilovlash uchun, nafsini tarbiyalash uchun, nafsini to'g'ri yo'lga solib, ruhini poklash, qalbini azoda qilish uchun Alloh shariat tizimini ishga soladi. Insonni aqli miyada olat hisoblanadi, ma'lumot to'plovchi vosita hisoblanadi. Inson aqli bilan ma'lumot to'playdi, tartibga soladi, o'zida ushlab turadi. Aql insonni harakatga soladigan kuch emas. Aql insondagi ma'lumotlarning xazinasi, ombori. Insonni harakatga keltiruvchi kuch qalbi bo'ladi. O'sha aqldagi ma'lumotlar qalbga tushganda, qalb pokiza bo'lsa, yaxshi tarafga ma'lumotlarni ishlatishni boshlaydi. Yomon tarafini cheklaydi. Ana o'shuning uchun dindan bexabar, qalbni nimaligini bilmaydiganlar dunyodagi eng katta olim bo'lsa ham aql bavvar qilmaydigan ishlarni qilishadi. Hozir, misol uchun, dunyoda eng ilm rivojlangan davlat, Nobel mukofotini 80-90% har yili oladigan davlat, butun texnologiyani dunyoga bostirib olgan davlat, dunyoda eng ko'p araq ichadigan davlat hamdir. Ko'ryapsizlarmi? Ularning ilmi, ma'rifati, texnologiyasi, oyga chiqqani, balo qilgani, battar qilgani odam qilolmagan. Ana mana shu yerda biz. Hikmat shu yerda. Ana shariat bo'lsa, shariat haligi aqldagi ma'lumotni qalbga kelganda, qalb tarbiya topgan bo'lsa, yomonini to'xtatadi, yaxshisini ichga soladi. Hozir musulmon ulamolar emas, o'sha biz aytayotgan musulmonchilikdan umuman begona odamlar insonni juda chuqur o'rganishgan ular. Insonni birorta hujayrasi qolmadi, o'rganishyapti ular. Shu insonning faoliyati qayerdan kelib chiqishini o'rganishib, tan olishdi, haqiqatan qalbdan chiqar ekan dedi. Chunki inson bo'laroq ham u yoqqa ham bu yoqqa aql bavvar qilmaydigan ishlarni qilyapti dedi. Aql ko'tarmaydi. O'zini o'tkazib olib, shuni qilsansa qildim deydi. Shu to'g'rimi desa, noto'g'ri deydi. Mana arabcha davonlarning o'rganlasangiz, aroqni zararini eng ko'p biladiganlar shular. Lekin ichishaveradi. Nimaga? Qalbi poklanmagan, nafsi hakkalab ketgan. Nafsini to'yiga tushib qilaveradi. Mana u kallasidagi ma'rifati uni to'xtata olmayapti. Ana diniy ta'limotlar ana o'sha insondan faoliyat chiqadigan jihoz qalbni pokizalab to'g'ri yo'lga yurishini yo'lga soluvchi kuch hisoblanadi. Shuning uchun insonni qalbini poklashga harakat asosiy harakat hisoblanadi. Asosiy harakat hisoblanadi. Ibodatlarning barchasi shunga qaratilgan. Zikrlarning barchasi shunga qaratilgan. Ruhiy tarbiya shunga qaratilgan.
insanın kalbi terbiye tapsın, azade olsun, pak olsun. İnsan anadan doğurganda tabiatı pak oladı, kalbi pak oladı. Balagat yaşına yetkende endi o tolakanlı adam oldu. Endi adamlık şerefini ne kadar gerek? Yüzüne çıkarış gerek. Rabbisi'ye ibadetini başlaş gerek. Ana o şanda ibadetini başlayıp halal pak yürüp şeriatını etkenliğini kıpkese kalbi paklı geçer ki tavladı. Kımasa her bir günah kıyanda kalbiye bitti dağ düşer. İkincisini kısa ikincisi düşerdi. Üçüncüsünü kısa üçüncüsü barı bir katar kalbini dağ basadı. Yine kısa dağın üstünden dağ buladı. Aylanıp gelip kalp mağarla kara karasanga aylanıp kaladı. Günah kısa bunun ki peşe kongança tasarruf meydana bu kadar. Hani şimdi insan özünü umurlar. Ya biz yürüyen ekemiz, insanlığımız bu Rabbimizge ibadette mi ibarayken, halal pak yürüyüşümüz kereyken de tavbanı kılıp, keçege etken tavbanı. Keçege etken tavbanı kılıp, insan şimdi taharat kıpkelim namaz okusa, haligi dağlardan bittesi köçük düşer. Allah'ını zikir kısa yine bittesi düşer. Yine ki namaz okurken de yine bulup, sekin sekin haligi mağar aldın yurt kardeşe keyin sekin sekin azayıp 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 barıp bir maramigi yetken de kalp paklanır. Ana kalbi paklanan adamdan indi daim yakşı iş çıkardı. Hayır bereke bulardı. Hazır bir günde etkiliyetken geblerinin hemmesi bana şimdi karakterliyem. İndi bana şehirde bitti cüda hem nazik nerse var. Ana şimdi tavbanı kılıp ibadetke verilip şeriat boyunca ailesine yakışı karab, adamlarından yakışı mamule, vatanparvar, hemme tarafını kılıp, zikrini kılıp yürüptü insan. O şey buraya yakışılık kısa hem aleyhinde adam tezkit edildi. Çünkü şeriat şunu buyurken de. Hani o şuna kılıp yürürken de, bir denege, bana hazır köpçülük ozu öylesin, namaz okuturken de, hayalıge hem mesela kiri dağımlık oladı. Korkup gitedi ozu. Birovga aytishga umuman kallasi ko'tarmayapti. Yomon fikrlar kelyapti. Yomon fikrlar. Misol uchun shu namozni o'qiyapmiz, o'zi bormikin deyapti. Misol uchun xalq o'tadi. Menga ko'pchilik kirib aytadi buni. Jurosa qiziqib olovdek yonib turuvdi, bir daniga anaqa bo'lib qoldi. Mana, mana shu yerda tarbiya kerak. Bo'lmasa odamlar har xil xarga tushishi mumkin. Ana meşayihler bunu ne dedi? Bunu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şerifleri bilen muhalece kılarlar. Alamenli serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına bazı sahabalar gelip arz kılıçtı. Allah'ın Resulü. Bizi hayalimizden bazı bir narsalar utiyaptı ki onu gapir olmayımız. Onu gapirganimizdan sonra yetti osmonning ustidan qulab o'rganimiz yaxshi deyishdi. Haligi gapda gapirib bo'lmaydi. Ha, shunaqa bo'ldimi dedilar. Ha, shunaqa bo'ldi dedi. Ana o'sha iymondir dedilar. Zaka mahdul imani. Ayni iymondir. Bu degani nima degani? Qiziq ish bo'ldi-ku. Odam ichida shak keltiryapti. Her kıl boğmaklı hayaller kamera vardı onu, namazda yani. Peygamberi aleyhisselam'a varsa, zâkâ mahdûl imâni diye yaptılar. Bu aynı imandır diye yaptılar. Kanaka şunlar. Hani ulamalar, şu meşayihlerimiz, cümleden Hakîm-i Tirmizî rahmetullahi aleyh, özünü âdâb-ül murîdin degen kitabıda aytadılar ki, insan tavba kılıp, sidqi dildan ibodatga berilib, zokir bo'lib, halol pok bo'lib, juda shavqi zavq bilan, demak, o'zini qalbini poklashga urinib qolganda shayton talvasaga tushadi. Uni vasvasa qilishni boshlaydi.
vasvasa qilishni boshlaydi. Ana o'shanda haligi nimalar xayolga keladi. Chunki shaytonning faoliyati insonga nisbatan 3 qismga bo'linadi. Bir qism insonlar shaytonning malayi. Shaytondan battar u. Bu o'zimiki deydi. Manam qo'rqib ketyapman bundan, mani ham narsa qilib qo'ymasaydi deb tegmaydi unga. Bir guruh odamlar valiga vasvasa boshqa bosqichlardan o'tib, hech narsa ta'sir qilmaydigan bo'lib, sobit qadam bo'lib, qalbi bunovvar bo'lib, iymoni mustahkam bo'lgan millionta shayton osilsa, ularga hech narsa qilmaydi. Undan umidini uzgan. Bora olmaydi. Mana ular izimidan chiqib ketyapti. O'rtada turganlar. Kechagina o'ziga o'xshab yuruvdi, bugun namoz o'qib qoldi. Rasvoy radda bola bo'luvdi, hammasidan tavba qilib shaytonga, "Ha? Hay berdi. Mana shunga osiladi." Demak, shayton tushunib qopti buni. Qalbini poklasib, abror bandalarning qatoriga qo'shilib ketganidan. Shuning uchun talvasa qilib bunga osilar ekan. Payg'ambarimizni "Asha narsa iymonni aynidir" degani, demak, sizlarga shu vasvasa bo'lganda qo'rqib kelyapsizlarmi? Mana shuni o'zi iymon. Imoniylar tozalanishni boshlabdi. Imoniylar quvvat va quvvat bo'lishni boshlabdi. Sizlarni bu holatinglar shaytonning la'inni tashvishga solib qo'yibdi. O'tib ketadi bu deganlar. Shuning uchun bu ko'pchilikda bo'ladi, hammada bo'ladi. O'shunaqa bo'lganda hali kalla aylanmaslik kerak. Kalla aylanmasdan o'zini mahkam tutib, mana aytilgan edi. Kitobda o'qidim, alhamdulillah meni ham qalbim poklanishni boshlabdi. Shayton betamiz nima talvasaga tushib qopti. Yana sabr qilib ixlosni kuchaytirib o'tib ketaman, keyin bu menga yaqin kela olmay qoladi degan holatda bo'lish kerak. Mana bu narsani hamma yaxshi bilib olish kerak. Deyarli har bir odamda bu bo'ladi. Oz yoki ko'p nimada, kichkinaligidan ibodat qilmaganlarda. Juda nozik narsa, mana shuni bilib olsa inshaalloh hamma yoqda omon bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Haligi aytgan qalblar Allohning zikri bilan orom oladi, munavvar bo'ladi, hamma yo'li yaxshi bo'lib, Allohga qurbat hosil qilgan abror bandalardan bo'lib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalblarimizni pok bo'lishi, ularni faqat shariatdagi buyruqlarni amalini qiladigan holga kelishi, shaytondan uzoq bo'lishimiz, nafs balosidan uzoq bo'lishimiz, Rahmonni ko'rsatmalari asosida yashashimiz, qalblarimiz pok bo'lib, munavvar bo'lib, qalblarimizda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmasligini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رب العالمين biz ojiz bandalaring buyuk Ramazon oyida duolar qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda Ramazonning kechalarida, xususan oxirgi dahasidagi muborak kechalardagi duolar qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, o'zingizni uylaring bo'lmas masjidlardagi duolar qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, mu'min musulmonlarning jamoat bo'lib qilgan duolari qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, xususan kechasi bedor bo'lib, xatmi Qur'on qilgandan so'ng xatimni ortidan qilinadigan duo to'xtovsiz qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh buyuk Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylab, gunohlarimizning mag'firat bo'lishiga, oxiratda bizga shafoatchi bo'lishiga nasib etgin. Bu muborak oyining kechalarida bedor bo'lib Taroveh namozlarida qirayotgan xatmi Qur'onlarimizni, xususan hozirgina oxirga yetkizgan xatmi Qur'onimizni bu masjid qavmi uchun
rahbarları üçün, elimiz, yurtumuz üçün dergahinde kabul eylegen. Acrını, sevabını köpeytirip bergen. Hayır, barakaga sebep buluşunu nasip eylegen. Allah özünden yalvarıp soruyemiz. Bemarlarımız var, onlarının barçalarına özün şifayı kamil bergen. Şifayı gaybı bergen. Hammaları tüzelip, yakşı bir afiyette bulup, özünün ibadetinde sabit kalan buluşlarını nasip etgen. Musafiri barlarını, musafirini hazır eylegen. Perverdigara, özünden yalvarıp soruyemiz. Hacetmenlerini hacetini rava eylegen. Müşkülü varlarını müşkülünü asan eylegin. Karzı varlarını karzını uzuşta uzun yardımcı bulgun. İlim tarafındaki farzanlarımızga ilmi ledun, ilmi Rabbani bergen. Perverdigara, farzan taraflarına koşa koşa farzanlarını ata kılgın. Kesbikardaki azizlerimizin kesbilerine, karlarına baraka bergen. Mehnetlerinin semeresi mol kol buluşunu nasip etgen. Resulhanlarını tokun saçın kılgın. Turmuşlarını feravan eylegin, özlerini bergen nimetlerine şükürünü ornuya koyup, ibadetinde sabit kadem buluşlarını, sırat-ı müstakımda barkarar buluşlarını nasip etken. Allah uspkör yetken farzantlarımız, yaş adatlarımızın hifz-i himayende esregin, sağ selamet, tinç, aman, buz, butun, unub, osub, barışlarını tamillegin, ularının rızkını, uluğ mertebesini beland kılgın, özini yaşlanilgen, İbadetinde sabit kadem buladigan, ata-anaları, baba-mamaları, el-yurtke köz kıvançı buladigan uluğ ve abrar bendelerinden buluşlarını nasip etken. Allah bu güzel hatmi Kur'an'ı halkımız, elimiz, yurtumuz için uyuşturgan muhterem İsa-can Hacı Damlamız, o kişinin naibleri, hadimleri, mütevalileri, hayat azaları, bu barakatlı işke hissa koşkan barça azizlerimizne Kur'an'a kılgan hizmetleri, İslam'a kılgan hizmetleri, mumun musulman bandalarına kılgan hizmetleri üçün acirlerini köpeytirip bergen, hayır barakada bardaman buluşlarını nasip etken. Bu azizlerimiz daima şunge okşaş uluğ hizmetlerini kılıp, halkımızın duasını alıp, özünün razılığının tapıp barışları da özün yardımcı bolgen. Allah halkımızga özünü kelamı şerifine, evveliden ahire geçe, harfma harf tecvid bilen güzel tarzda kıraat kılıp, teravih namazında hatimini tüketken karılarımızın hepsi himayende esregin. Bularını sağ selamet, dinç, aman buluşunu temillegin. Zihinlerini yana hem utkır, hafızalarını yana hem bekuvat kılgın. Uzak yıllar, el, yurt ve halk içi de, vatanımızda Kur'an nurunu taratıp baradigan uluq qorilarimizdan bo'lib, el yurtni ehtiromiga sazovor bo'lib yurishlarini nasib etgan. Bularni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Qiyomat kunida ularni taxt-ravonga solib ko'tarib ketayotganda odamlar bu qaysi payg'ambarlar deb so'rasa, bular farzandlarini qori qilgan ota-onalar deyish baxtiga muyassar qilgan. Bu azizlerimizga o'xshagan qonirlarimizni sonini sifatini yanada ziyoda bo'lishini nasib etgan. Alloh kunduzlari roza tutib, kechalari bedor bo'lib, turli shahvatlardan, dam olishlardan, xursandchiliklardan judo bo'lib, bu yerga kelib, tik turib, Qur'onni eshitib, taravih namozida ishtirok etgan somiylarimizni hammalarini bola-chaqalari, oila a'zolari bilan hifz-i himoyanda asragin. Himmatlariga himmat qo'shgin. G'ayratlariga g'ayrat qo'shgin, qalblarini poklanishini nasib etgin, qalblarida o'zingni muhabbatingdan boshqa muhabbat qolmasligini ta'minlagin. Bu azizlarimizni Parvardigora ajrlari, savoblarini ko'paytirib bergin, yana ham g'ayratli bo'lishlarini nasib etgin, boshqalarni ham bulardan o'rnak olishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz, el-yurtni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Halkımızın özünü razılığını tapadığan halklardan buluşunu nasip etken, barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, özünü hidayetinden ayırmagın. Yine ki Ramazanlarga yine hem yakşı, güzel halatlarda gelip, çünkü oşşaş hatmi Kur'anlarda birge katnaşışımızda özün yardımcı bulgun. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.